Bunu da herkes biliyor hocam. Siz yolsuz AKP'yi bekliyorsunuz ama size şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın foyası dün çıktı. Sizinki her gün çıkıyor. Sizin gerçekliğiniz her gün çıkıyor. Yolsuzluklarınız çıkıyor. Birer birer göreceksiniz. Bu an Tayyip Erdoğan'ın buradan yollamasını bildiği gibi hiç öğrencilerin de sizi yollamasını çok iyi bilecek hocam. Sizin yaptığınız baskılar artık gerçekten yeter. Buramıza kadar geldi. 50 tane öğrenciye soruşturma açmak ne demek hocam? Bu hangi demokratik üniversitede var? Söyle demokrat olduğunuzu söylüyorsunuz. Türkiye yalan mı? Gerçekten. Ve sonra gelip diyorsunuz ki neden sinirlisiniz? Siz ailelere rektörle girildiği için yayınlıyorsunuz hocam. Ailelere haber veriyorsunuz. Öğrencileri bile, öğretmenleri, hocaları bile ailelerine haber veriyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra da kızgınızsınız. Evet hocam size kızdınız iki olarak. 2 yıldır kızdınız. Kaç kez İTÜ rektörlüğünün oraya geldik. Bir kez bile oradan çıkmadınız. Asistanları işe alacağız demediniz. Hepsini zorla kendileri her gün o İTÜ rektörlüğünün önüne giderek sürekli çadır açtılar. Bir kere bile gördünüz mü hocam? Ama görmezsiniz. Siz attınız zaten işten onları. Bitmedi hocam. Bitmedi. Bitmeyecek. Siz İTÜ'de kaldığınız sürece de asla bitmeyecek. Zaten İTÜ asırlardır çağdaş ama bir süredir yandaş. Siz geldiğiniz günden beri İTÜ yandaş rektörler tarafından yönetiliyor. O senin için görüşün. Benim görüşüm değil. Mezuniyet töreninde binlerce öğrenci size arkasını döndü. Bu ne istinaden? Ak gençliği otobüsle okula sokup veliye götürdünüz. Bir öğrencinin velisi kapı, velisi. Bir velinin kafası kırıldı. Başka sorusu olan var mı? Sen bizim rektörümüz değilsin Karaca. Bundan sonra İTÜ'nün bütün kampüsleri sana dar. Bütün gençlere yardımcı. Üniversiteler Kulüsü'nde bizlere özgürlüğe gelecek. Ne oluyor ya? Rektör, yanında 10 tane güvenlik görevlisiyle çıkarsın ancak. Sen bu okulun temsilcisi değilsin. Defol git bu okuldan. Arka kapıdan kaçarak okulundan giden bir rektörsün sen. İlkleri satan rektörsün sen çünkü.